Senin oğlun çoktan ölmüş. Hemen ölmüş mü baba? Aziz Nesin doğumunun 100. yılında anılıyor. Nesin unutulmaz eserlerinden Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz adlı oyunuyla Ankara Yeni Sahne'de tiyatro severlerle buluştu. Ya Yaşar böyle sağını solunu yoklarken herifin imam huylanmış. Namazı bozsun mu bozmasın mı? Lan namaz zaten bozulmuş. 60 elini atmış arasına lay demiş. Bir 60 el Yaşar çökivermiş dedi. Hantal bürokrasinin yaşadığı zorlukları mizahi bir dille anlatan oyuna ilgi oldukça yoğundu. Eserin yönetmeni ve oyuncularından Aytekin Kobat, eserin günümüz Türkiye'sini de yansıttığını vurguladı. Hem döneme uygun bir oyundu, önermeleriyle beraber. Hem de bizim Aziz Nesin için bir boyun borcumuzdu bu. O yüzden hem sahnemizin ilk oyunu olarak da Aziz Nesin olsun istedik ve bu oyunu seçtik. Oyuncular da düşüncelerini ulusal kanalla paylaştı. Gerçekten hani saflığına rağmen Yaşar bence gerçekten bir insan. Çünkü umutsuzluğa kapılmıyor en başında. Sürekli bir umudu var. Sürekli bir nüfus bulma merakında. Sürekli Ayşe'siyle evleneceğini düşünüyor. Hani Ayşe Yaşar'ı beklediği için. Yaşar'ın hani böyle bir hayat sevinci var ya. Ayşe'nin de onu beklerken yaşadığı bir sevinç var. Ve o bambaşka bir şey. Yani Türk insanı olmadan Aziz Nesin oynamak yok yani. Çok saçma olurdu. O yüzden. Eser 15, 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde yeniden sahne alacak. Oğlanın nüfusunu yitirdik eskisini. Yenisini de çıkartamadık. Elimiz ermedi. Benim nüfus kağıdımı versem olmaz mı?